kurumasını beklemeye geçiyorum. Tonlar saldık bu arada. Ve evet, size bir saniye ama... Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogtan daha merhaba. Bugün kargolarım gelmişti ve size onu göstermek istedim. Sizinle beraber sanırım ilk defa ayakkabı kargosu açacağız arkadaşlar. Şöyle Trendyol'dan aldım yine. Trendyol Shoes. Yani Trendyol'un ayakkabı markası arkadaşlar ve çok merak ediyorum. Yorumlarına bakarak aldım aslında. Ama yorumlarında herkes farklı bir şey söylemiş. Hani biri demiş bol geldi, büyük bedeni, biri demiş tam kalıp, anlayamadık. Çok karışıklı yorumlar. Pek bir şey anlayamadık ne kadar yorum baksak da. Kendi ayakkabı numaramızı sipariş vermeye karar verdik en sonunda. Çok heyecanlıyım. Gerçekten inşallah olur diyorum. Bir tanesi kardeşime, bir tanesi bana. Gerçekten kutuda çok asil ve efsane duruyor. Şimdi ayakkabıyı açıyorum. Arkadaşlar biz Converse aldık bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. İnşallah olur. Olmazsa içim acı acı iade etmeye gitmek istemiyorum çünkü. Şöyle göstereyim. Bu kaç numara? 39. Kardeşimin yani. Diğer eşi de bu arkadaşlar. Şimdi isterseniz kardeşim bunu bir denesin, olacak mı bakalım. Çok aşırı merak ediyoruz çünkü ikimiz de. Biz bu rengini tercih ettik. Ben de bu rengini aldım. Çünkü öbür renkleri kullandığım için ben de bu rengi çok beğendim. Yoksa 9 renk seçeneği vardı. İstediğiniz her rengi alabilirsiniz yani. Şimdi benim ayakkabımı göstereyim de. Sonrasında da biz denemeye geçelim. Evet, şimdi sıra bunda. Şimdi çok garip bir şey söyleyeceğim size. Siz de çok şaşıracaksınız. Bu kutuyla o kutunun farklı olması. Yani onun kapağı direkt çıkıyordu. Bunun kapağı direkt çıkandan değil arkadaşlar. Böyle bir garip açılıyor şu anda. Evet, bu böyle açılıyor arkadaşlar. Biraz şaşırtıcı geldi. Demek ki iki farklı ayakkabı kutuları varmış diyorum ben. O yüzden benimki bunda geldi. Allah'ım inşallah olur ya. Gerçekten çok istiyorum. Çünkü bir de arkadaşlar biz bunu alırken indirim kuponu kullandık. İndirim kuponu kullandığımız için indirim kuponunun boşa gitmesini istemiyorum. Neredeyse tek ayakkabı fiyatına iki ayakkabı almış olduk. Bu yüzden ben içim acır. Böyle güzel bir ayakkabıyla içim gerçekten çok acır. O zaman biz bunları denemeye gidelim arkadaşlar. Ayakkabı korktuğum gibi olmadı. Gayet iyi oldu. Çok hafif böyle bir boşluk var da o da benim ayağım zayıflığından kaynaklı. 37 de çok küçük gelebilirdi arkadaşlar. O yüzden bu, ben gayet rengini de çok beğendim. Bir de ben ilk açtığımda hiç fark etmediğim bir şeyi söyleyeceğim size. Renklerinin ton farklılığı. Gerçekten kutuyu açtığımda, ilk kez gördüğümde hiç fark etmemiştim. Ama sonradan ayaklarımıza giydiğimizde gördüm ki ton farklılığı var. Acaba ben mi yanlışlıkla ton farklı söyledim? Yoksa kendiler mi böyle gönderdi bilmiyorum. Birazdan siteye girip bakacağım. Ama bu daha soft bir renk. Bu daha canlı bir mavi. Bu daha kot rengi yani. Böyle bir ton farklılığı olması aslında bizim için iyi oldu. Ayırt edebileceğiz yani kardeşimle. O olmasaydı numaralarından ayırt edecektik zaten ama şimdi de renginden daha kolay ayırt edeceğiz yani. Bizim için sıkıntı yok. Biz iki rengi de beğendik.
Diğer bir günden merhaba. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Ben dün başlatmıştım video ve Ramazan'a da denk gelmiş oldu. Bundan sonraki günleri de göreceksiniz neler olduğunu. Şimdi az önce sabahtan beri uğraştığım şeyden bahsetmek istiyorum biraz size. Tabii ki de Bullet Journal ajandamı tasarladım arkadaşlar. Tabii ki de Nisan'ın ikisi şu anda ve benim bu videoyu, yani Bullet Journal videosunu yetiştirmem gerekiyor. Aslında Nisan'dan 3-4 gün önce paylaşıyordum ama tamamen unutmuşum. Unuttuğum için de son güne kaldı ve ancak bugün yetiştirebiliyorum. Ve nihayet şu an saat 5 sanırım ve ancak bitti. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar yapıyorum çünkü o yüzden bayağı uzun sürüyor. Hem videosunu çekiyorum hem yaptığım için de gerçekten tasarım bayağı uzun sürüyor. Size şöyle ufak bir şekilde göstereyim ilk sayfayı. Arkadaşlar zaten bu Bullet Journal videosu bugün yayınlanacak. Hemen yayınlanacak ama vlog tabii ki de birkaç gün sonra yayınlanacak. Ne zaman biterse o zaman videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi sizin görmediğiniz buzdağın görünmeyen kısmı var bir de. Oda felaket dağıldı. Çünkü odaya hiç vakit ayıramaz oldum. Bugünlerde aşırı aşırı yoğunum. Anlamadığım bir şekilde çok fazla yoğunum. Derse bile bakamadım bugün. Yani sabah ne baktıysam ondan sonra hiç bakamadım diyebilirim. Öncelikle bir odayı toplayıp motive olmak istiyorum. Ondan sonrasında da derslerime başlayacağım. Böyle çıktım. Bugün de Ramazan'ın ikinci günü arkadaşlar. İkinci gününde neler yapıyorum merak ediyor olabilirsiniz. Ders çalıştım. Bayağı ders çalıştım. Video falan izledim. Öyle takıldım yani. Biraz da kitap okudum. Günüm her zamanki sizin gördüğünüz gibi monoton geçti. O yüzden oraları çekmedim. Gerek duymadım. Şimdi ama bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı siz de çok merak ediyorsunuz kesinlikle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nedenini anlamadığım bir şekilde yüzüm full sivilcelerle dolmaya başladı. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. Burada yoğunlukla var, buralarda var, buralarda var. Ve o yüzden dedim ki neden bir bakım yapmıyoruz? Bakım yapmanın tam zamanı geldi dedim. Çünkü yeni ürünümüz de gelmişken hazır size tanıtmak istiyordum bu ürünü. Ve bunu hemen kullanmaya geçelim derim ben. Ve size öncelikle bu üründen bahsetmek istiyorum. Be Beauty'nin siyah maskesi arkadaşlar. Havyarlı ve... Evet, havyarlı ve... havyarlı bir maske arkadaşlar. Havyarlı siyah kil maskesi diyor. Yağ dengeleyici, pürüzsüz görünüm kazandırır, kırışık önlemeye yardımcı olur. Soyulabilir diyor. Zaten siyah maskeler her zaman soyulabilir oluyor bildiğiniz gibi. Ben de bunu kullanmaya karar verdim. Çok uygun bir fiyata aldık. O yüzden gerçekten ben çok sevdim. Çünkü havyar bildiğiniz gibi pahalı. Havyara ekstresi koymuş olabilir tabii ki de. Bunu konuşmayalım şu anda bence. Arkasında diyor ki cildinizin kuru ve temiz olması özen gösterinizin bir tabaka. Hande sürün ve göz çevrenize uygulamadan koruyunuz. Yaklaşık 20 dakika sonra kuruyan maskeyi parmak uçlarınızla çekerek soyun diyor. İsterseniz hemen başlayalım. Ben kardeşimden önce ayna isteyeceğim. Ayna olmadan yapamıyorum asla. Evet. Uygulamaya geçebiliriz. Aa.
Arkadaşlar elime bir şeyler geliyor. Umarım Javier değil. Nereden geldi bilmiyorum ama bir şey var burada. Arkadaşlar vallahi miyop olmak çok zor. Ben o yüzden şunu takacağım. Daha burun çevreme sürmüyorum zaten. Bu yüzden takacağım vallahi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bayağı da güzel kokuyor bu arada. Kötü koktuğunu düşünebilirsin ama asla kötü kokmuyor. O yüzden gönül rahatlığıyla alınabilir. Arkadaşlar bu sivilcenin melerin neden olduğunu gerçekten anlayamadım. Bayağıdır bende bu kadar sivilce çıkmıyordu. Ama ben biraz da maskeden olduğunu düşünüyorum. Maske dediğim bildiğin cerrahi maske arkadaşlar. Bizim pandemiyle hayatımıza giren bir şey ve o sürekli yüzünüzde, gün boyunca yüzünüzde olduğu için artık şu an eskisi kadar gibi değil ama yine de ben kursa falan gittiğimde yani takmak mecburi olduğu için onu takıyorum ve o da yani şey oluyor, zararlı. Böyle yüzünüze sivilcenmeler yapıyor. Böyle yüzünüzü kirletiyor aslında uzun süre durduğunda. Çünkü toz partikülleri birikiyor yani ona. Maskeye bu yüzden de öyle oluyor. Şimdi ben 20 dakika boyunca bunun kurumasını beklemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir kurudu yüzüm, hatta gerginleşti, konuşamıyorum pek fazla. O yüzden hemen soyma işlemine geçelim. Soyulmuyordu. Şimdi soyuluyor. Gerçekten kolaylıkla soyulabilmesi çok iyi bir olay. Gerçekten. Bayağı iyi ya. Bu bayağı iyiymiş bu maske. Çünkü ben çok önceden marketten siyah maske almıştım ve gerçekten iyi çıkmamıştı. Ben bunu gayet beğendim. Arkadaşlar şimdi matematiğe geçtim ben. Matematik AYT matematik fonksiyonlar çözüyorum ve şurada yarım bir sayfa kaldı. Bir de bir testim kaldı burada. Yani kendime koydum hedefte aslında 1,5 test. O zaman bu testi 1 saniye içinde çözüp geliyorum. Ve evet, size 1 saniye ama bana yarım saat süren o sorular. Ya da yarım saat değil, belki de 20 dakika sürmüştür. Yani kolaylıkla çözdüm. Demek ki fonksiyonları da bayağı bir anlamışım diye düşünüyorum. Şimdi 8, 9 ve 10. testler var. Ama biraz ara vereceğim çünkü ajandamda yazmam gereken yerler var. Ondan sonra fonksiyonlara mı devam ederim yoksa başka bir konuya mı devam ederim bilmiyorum.